Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Nasıl hazırladınız aile olarak toprağı? Toprak kaç yaşında? Öncesinde sizinle başlayalım Hasan. Toprak yaklaşık 11 yaşına girdi. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum burada. Bizleri bu programa layık gördüğünüz için, çağırdığınız için Avrasya adına da çok teşekkür ediyorum. Artı tek Rumeli kanalına çalışanlara, ekiplere de teşekkür ediyorum burada. Biz toprakla buluşmamız 3 yıllık bir süreç. Evet. Bağlama hocalığı yapıyorum. Erikli Baba Cem Vakfı var bizim Zeytinburnu'nda. Evet. Oranın bağlama hocasıyım. Aynı zamanda biz bir aile olduk. Evet. Yani ben çocuklarla sadece hocalık değil, her türlü şeylerle ilgilenen bir kişiyim. Bu sürede de işte toprak sünnet olacaktı. Bizler de Coşkun Hocam'la bir irtibat kurmuştuk. Evet. Avrasya Hastanesi adına. Orada güzel şeylerin olacağına, biz de böyle sazlı, sözlü değil de yani türkülü, İçimizden öyle geldi doğal olarak. Her şey çok doğal olduğu için biz de onu yapmaya çalıştık. Evet. Toprak da sağ olsun işte ben söyledim bir şeyler. Arkasında o devam etti. Yani sünnet o kadar sünnet mi yaptık, düğün mü yaptık? Yani çok rahat bir ortamda orada güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Hocam sizin de ilkler arasında diyebilir miyiz? Şarkı, türkülü mutlaka vardır ama birebir böyle hazırlanarak, özellikle de ben sünnet olurken hazırladığım bir repertuar var, şarkı var. Ben onunla sünnet olmak istiyorum diyen çocuklarımız geliyor mu? Yok yani toprak gibisi olmadı. Evet. Yani dediğim gibi hani baştan da söyledim, aile tarafından gerçekten ciddi anlamda hazırlanılmış, işin bilincinde olarak gelmiş ve o işe de gönül vermiş. Sonuçta gönül verdiği işi büyük bir keyifle, yani orada hiçbir ağrının, hiçbir acının, hiçbir korkutucu problemin olmadığını ortaya koyarak çok güzel bir şekilde bunu ifade etti diye düşünüyorum söylediği türküyle. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.